Ben senelerce OYBA Başkanı olarak bütün Avrupa'yı gezdiğim zaman özellikle Berlin tabi Avrupa'nın gözde bölgesi ve hem Türk devlet erkanının en yüksek derecede temsil edilen bir şehir olduğu için bir de Berlin'in kendine has bir özelliği var. Doğu ve Batı arasında bu soğuk dönemlerinde Berlin hem 2. Dünya Savaşı'ndan sonra önemi çıkan bir şehir. Burada kalan Türkler tabi izole olmuş, aynı Almanlar gibi filan ve çok cefa çekmişler. Bu cefa onları kenetlemiş, birbirine bağlamış. Elhamdülillah Şehitlik Camisi'nden tutun diğer Türklere ait izler var burada. 2. Dünya Savaşı'ndan önce ki dönemlerde tam Osmanlı-Alman dostluğundan başlayarak burada bir yerşerme var. Türk toplumunun burada çok büyük bir keletlenmesi var. Özellikle STK'lar neticesinde güzel bir çalışmaları var. Alman devleti de buradaki Türkleri seviyor. Buradaki Türkler de Alman devletine yaşaracak bir şekilde vatandaşlık görevlerini yerine getiriyorlar. Özellikle iş adamları neticesinde çok büyük, Berlin'de büyük bir çalışmaları var, iş sahaları var, fabrikaları var ve bu arkadaşlarımız Alman devletine de çok büyük ekonomide katkıda bulunuyorlar vatandaş olarak da. Bu da bizi gururlandırıyor. Berlin'de Türk toplumunun böyle beraber olması, güzel bir çalışma yapmaları bizi gururlandırıyor. Ve bu vesileyle Berlin'e sürekli severek geliyoruz kardeşim. Biz OYBA olarak Avrupa'nın 8 bölgesinde 37 tane de şubemiz var iş adamları derneği olarak. Çok büyük katkılar yaptık. Önce tabii tırlarla malzemeler gönderilme çalışması yapıldı. Sonra bunu biz dedik ki hem AFAD üzerinden hem de özellikle Türk vatandaşlarımızın çoğu Türkiye'de hem bankaları var hem hesapları var. Oradan direkt yardımlarını AFAD'a yapsınlar. Çünkü AFAD'ın çalışması çok büyük bir çalışma yapıldı. Ve biz buradaki Alman devletinin, buradaki Türklerin bu çalışmalarına ön ayak olması, yardım etmesi, bu kolaylıklar sağlanması bizi gururlandırdı. Ben bir örnek söyleyeyim. Hagen bölgesinde kardeşlerimiz birkaç tane tır hazırlamışlar. Özellikle Alman devletleri 24 saat içinde hemen bu tırların sevkiyatı ta Türkiye'ye kadar gidişi Avrupa devletleri arasında o tıra bir problem çıkmasın diye böyle kağıt küreklerini hepsini düzgün bir hale çıkararak o arkadaşlara teslim etmişler. Onun için biz Alman devletinin bu çalışmasını da takdir ediyoruz.
bizim kardeşlerimizin bu yardımlarına yardımcı olmaları dolayısıyla. Benim tavsiye edeceğim en büyük problemlerin iki tanesi var. İş yeri sahasını yönetme konusunda, ikinci şey de muhasebe konusunda. Bu kardeşlerimiz çok dikkatli olmaları lazım. Alman devleti kanun ve kurallarla idare edilen bir ülkedir. Eğer kağıt ve küreklerinizi düzgün, yani işletmenizi muhasebe sisteminde düzgün bir hale getirmezseniz kesinlikle Alman devletinin memurların kıskacına düşersiniz. Bu da normal bir tabi bir süreçtir. Yani vergi konusunda kendinizi yetiştirmezseniz, yaptığınız işlemde, iş yerlerinde kalkülasyonunuzu, düzgün kar etme sisteminizi, ondan dolayı diyorum bir iş adamı iş yerini açmadan önce o işin güzel bir business planını hazırlayacak, kendisini güzel bir şekilde hazırlayacak. Burada kurallarla yönetilen bir ülke olduğu için bunun sistemine uymak zorundayız. Bu da en birinci şey, muhasebe bölümünden güzel geçiliyor. Fiyat kalkülasyonu iş düzeninde, sistematikinde ve kalite sisteminden yapılması. Eğer bir lokanta yapıyorsanız, kaliteli yemekler yaparsanız müşteri gelir. Bu geçici bir şekilde yapmamak lazım. Bundan dolayı muhasebe bölümünü birinci sıraya alıyorum. İkinci şey de iş adamı kendisini güzel yetiştirecek. Kendi branşında ne işi yapıyorsa o onun üzerinde kendini güzel yetiştirmesi lazım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.